Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Geldik. ikinci dönem birinci yazılı hazırlığına gençler. Okulda yazılılarda çıkabilecek sorulara çok yakın sorulardan biz de bir prova hazırladık. Birazdan sizlerle birlikte tabii ki biyoloji yazılısına hazırlık yapmış olacağız. Ama öncelikli olarak tabii ki süper ikiliyi göstermek istiyorum. Efsane olan yazılı notlarını zaten biliyorsunuz. İkinci dönemin hem birinci yazılısına hem ikinci yazılısına yazılı notlarıyla hazırlanabiliriz. Durum şöyledir gençler yazılılarda aslında sorulacak belli başlı kısımlar, önemli kısımlar vardır. Her senede hemen hemen aynı kısımlardan soruları sorarız. Benzer yerlerden soruları sorarız. Yazılı notlarını hazırlarken de okuldaki öğretmenin sorması en muhtemel kısımları derledik. Hoca sorar diye özellikle belirttik gençler. Sadece biyoloji için değil tabii ki edebiyat, tarih, coğrafya, matematik, fizik ve kimya yazıları içinde yazılı notları size çok faydalı olacaktır. Hemen bir de yazılı denemelerini göstermek istiyorum. Biliyorsunuz ki Milli Eğitim Bakanlığı provalar senaryolar yayınladı. Hangi branştan hangi kazanımından kaç tane soru gelmesi gerektiği ile ilgili mesela senaryo 1'e göre biyolojiden kalıtımın genel esaslarından 5 genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolünden de bir tane soru gelmesi gerekiyor. Biz de hazırlanan senaryolara uygun, yayınlanan örnek prova sorularına uygun olarak yazılı denemelerini sizler için çıkarttık. Yani okulda çıkabilecek yazılılardan örnekler sizin için derledik. Yine sadece biyoloji için konuşmuyorum. Yazılı denemelerini aldığınız zaman yanı elinize edebiyat, matematik, fizik, kimya, coğrafya, tarih ve biyoloji ile ilgili örnek yazılı soruları çıkacak aynı zamanda hem ikinci dönemin birinci yazılısını hem de ikinci yazılısını kapsıyor unutmayın diyeyim. Buradan da takvimimizi göstererek provamıza artık başlayayım. Bugün biyoloji yazılısına hazırlık yapıyoruz. Bizim arkamızdan ne gelecek? Matematik hazırlık, arkasından edebiyat, coğrafya, fizik ve tarih hazırlıkları gelecek gençler. Sizler de hazırsanız yaslanın arkanıza başlıyoruz. Şimdi ilk olarak gençler yazılda nereden nereye sorumluyuz? Kalıtım ünitesinin tamamından sorumluyuz. Kalıtım ünitesi de aslında başıyla sonu arasında bağlantının çok fazla olduğu bir ünite. Yani başını bilmeden sondaki kısımları bilmemiz mümkün değil. O yüzden şöyle bir baştan sona hızlıca bir tekrar etmiş olayım. Kalıtımın en başında neden bahsettik? Mendel genetiğinden bahsettik. Genetiğin kurucusunun Mendel olduğundan, bezelyeler üstünde çalışmalar yaptığından bahsettik. Mendel bir papazdı, matematiğe ve biyolojiye çok meraklıydı. Kilisesinin arkasındaki serasında bezelyeler üstünde çalışmalar yaparken hep belli oranların ortaya çıktığını gördü gençler ve kalıtımla ilgili ilk Ortaya atılan fikirler ondan çıktı. Sonra Mendel bezelyeleri seçince başarılı olur dedik. Çünkü bezelyeler belli başlı özelliklere sahipti. Birbirinden kolay ayırt edilebiliyordu bu özellikler. Aynı zamanda kolay yetiştiriliyordu. Kısa zamanda çok sayıda yavru verebiliyordu. Kendi kendine tozlaşma ve çapraz tozlaşma yapabiliyordu. Mono hibrit çaprazlama dediğimiz zaman hibrit ne demekti? Aslında heterozigot. Yani iki farklı allel taşıyan bireyden bahsediyorduk. Mono hibrit bireylerin iki alleli birbirinden farklı olacaktı. Mono hibrit çaprazlama yaptığımız zaman da tabii ki büyük A küçük A çarpı büyük A küçük A'dan bahsediyorduk. Bu çaprazlamamızdan da büyük A büyük A, büyük A küçük A, büyük A, büyük A, büyük A, büyük A küçük A, küçük A küçük A, küçük A, küçük A. E, yavrular meydana gelebiliyordu e biz genotip çeşidine baktığımız zaman büyük A büyük A'lar var büyük A küçük A'lar var küçük A küçük A'lar var 3 çeşit genotip açığa çıkıyordu fenotip çeşidi ise ya büyük A'ya benziyorlardı ya da küçük A'ya 2 çeşit çıkıyordu genotip ayrışım oranı ise ne yapıyordu 1 2 1 şeklinde oluyordu. Fenotip ayrışım oranına ise 3'e 1 diyorduk gençler. Dihibrit de çaprazlama dediğimiz zamanda iki karakter bakımından hibrit bireylerin çaprazlanmasından bahsediyoruz. Büyük A küçük A büyük B küçük B iki tane birey çaprazlandığı zaman tabii ki aslında kısa yollu çözmek istiyorsak ne yapıyorduk? A'ları kendi içinde çarpıyorduk. Yani büyük A küçük A çarpı büyük A küçük A diyorduk. Sonra büyük B küçük B çarpı büyük B küçük B diyorduk. İstenilen neyse çıkan sonuçları da birbiriyle çarptığımız zaman aslında yapamayacağımız bir soru kalmıyordu. Kontrol çaprazlaması neydi? Baskın özelliğe sahip birinin genotipini belirlemek için yapılan çaprazlamaydı. Mesela bir kişi baskın bir özelliğe sahip ama bunu homozigot mu taşıyor heterozigot mu taşıyor bilmiyoruz ve bilmek istiyoruz. O zaman ne yapacaktık? Onu götürüp çekinik karaktere sahip bireyle çaprazlayacaktık. Böylelikle tabii ki sorunu ortadan kaldırmış olacaktık. Kalıtımın kalan kısmına da bakacak olursak Mendel genetiğinden sapan kısımlar da var. Buraya kadar anlattığımız kısımlar Mendel'in bulduğu kısımlara uyuyordu. Ama Mendel'den sonra yapılan çalışmalar farklı özelliklerin olduğunu da ortaya çıkarttı. Bunlardan birincisi eş baskınlık durumu dediğimiz durum. Mendel dedi ki iki tane gen var bunlardan biri baskın diğeri çekinik kalıyor. Eş baskınlık durumunda ise iki gen de birbirine baskınlık kuramıyordu o yüzden de ikisine ait özellik de ortaya çıkıyordu mesela Kırmızı bir çiçekle beyaz bir çiçeği çaprazladığımız zaman eğer kırmızı ve beyaz genleri arasında eş baskınlık varsa yavru kırmızı beyaz alacalı oluyordu. Mesela MN kan grubu sistemi de eş baskınlığa örnekti. Kan alışverişlerinde öldürücü olmadığı için aslında MN kan grubu bakımından hangi kan grubuna sahip olduğumuzu bilmiyoruz. Bazılarımız M, bazılarımız N, bazılarımız MN kan grubuna sahip oluyor gençler. M ve N genleri de eş baskın özelliğe sahip. Çok alerli kalıtım da yine Mendel'den sonra bulunan özelliklerden bir tanesi. En aler sayısı olsun bazen bir özelliğin ortaya çıkmasını sağlayan aler 2'den fazla olabiliyor. Eğer 2'den fazlaysa buna çok alerli kalıtım ismini veriyoruz diploid yani 2 en kromozomlu canlılarda alellerden mutlaka 2 tane bulunacak unutmayın. Fenotip çeşidi sayısını ve genotip çeşidi sayısını da hesaplayabiliyoruz. Fenotip çeşidi sayısını nasıl hesaplıyoruz? Allel sayısı kadar. Eş baskınlık durumu varsa artı bir yapıyorduk. Genotip çeşidi eş baskınlık varsa da yoksa da hiç fark etmez. Formülle ilerliyorduk. N çarpı N artı bir bölü iki. N unutmuyorsun bizim allel sayımız oluyordu gençler. Sonra bitiriyorduk neyle eşeğin belirlenmesi ve eşeğe bağlı kalıtımla. Buraya kadar öğrendiğimiz kısımlar otozomal kromozomlarda kalıtımda büyük ağlardan küçük ağlardan bahsediyorduk. Ama cinsiyet kromozomları üzerinde de genetik özelliklerin kalıtımı söz konusu olabiliyordu. X ve Y kromozomlarına bağlı kalıtımdan da bahsedebiliyorduk. Bazı özellikler X kromozomu üzerinde bazı özellikler Y kromozomu üzerinde kalıtılır gençler. X kromozomu üzerinde kalıtılan özelliklere kırmızı-yeşil renk körlüğünü ve hemofili örnek olarak verebiliyorduk. Y kromozomuna bağlı kalıtımı ise kulak kıllılığı olarak vermiştik. Tabii ki X kromozomuna bağlı bir kalıtım X kromozomu hem erkeklerde hem dişilerde olduğu için hem erkeklerde görülecek hem dişilerde görülecek. Y kromozomu ise sadece erkeklerde bulunan bir kromozom olduğu için bu özelliği taşıyan bir erkek varsa onun babası da kesin bu özelliği taşıyordur, çocuğu da kesinlikle bu özelliği taşıyacaktır diyoruz. Tabii ki soruların çok büyük bir kısmı soy ağaçları üzerinden gelecek gençler soya ağaçları üzerinden işlem yapmamızı isteyecek. Biz de soya ile ilgili yazılı hazırlığımızın içerisine bol bol soru koyduk. Soya ağacı neydi? Bir ailedeki soy bağının belli olması için çeşitli şekillerin kullanıldığı, uluslararası düzeyde geçerli olan bir sembol sistemdi aslında. Dişiler yuvarlakla, erkekler kareyle gösteriliyordu. İki kişi evli ise ortalarında bir çizgi oluyordu. İki tane çizgi varsa bu ikisinin akraba evliliği yaptığı anlamına geliyordu. Sonra çocukları göstermeye başlıyorduk doğum sırasına göre. Yine yuvarlaklar, kız çocukları, kareler, erkek çocuklarıydı. İçini taradığı veya boyadıkları ise bir özelliği belirtiren bireylerdi, gösteren bireylerdi. Bir de en son akraba evlilikleri ve genetik varyasyonlardan bahsetmiştik. Akraba evlilikleri yapmamalıyız. Neden? Akraba olan bireylerde çekinik taşınan hastalıkların, özelliklerin, genlerin görülme ihtimali çok yüksektir. Aynı soydan geldiğimiz için de aynı genetik özelliği taşıma ihtimalimiz çok daha yüksek. O yüzden de çekinik olan özelliklerin bir araya gelme ihtimali artıyor. Ben dünyanın öbür ucundan bir insanla da evlensem aynı genetik hastalığa ikimiz de sahip olup ikimiz de taşıyıcı olabilir miyiz? Olabiliriz. Ama yapılan çalışmalar akraba evliliklerinde hastalıkların görülme oranının çok daha yüksek olduğunu gösteriyor. Her zaman iki akraba evlenip de illaki hasta çocuğum olacak. Hayır, bu bir ihtimaldir. Çalışmalar akraba evliliklerinde artış olduğunu gösteriyor gençler. Varyasyon ne demek? Tür içi çeşitlilik demek. Ben kıvırcık saçlıyım, sen düz saçlısın. Ben uzun boyluyum, sen kısa boylusun. Ben kahverengi gözlüyüm, sen mavi gözlüsün. Bu bizim tür içi çeşitliliğimiz yani genetik varyasyonlarımız. Varyasyonların oluşmasına da kalısal sebep olan faktörler var. Bir de kalısal olmayan faktörler sebep olabiliyor. Kalısal faktörle neyi kastediyorum? Mesela mutasyon gibi olaylar genetik varyasyonların oluşmasına sağlar. Üreme ana hücrelerinde veya üreme hücrelerinde mutasyonlar meydana gelirse dölden döle aktarılır. Ama bazı modifikasyon dediğimiz genetik yapının değişmesini sağlamayan varyasyonların oluşmasına sebep olan olaylar da var diyelim ki ben bembeyaz tenliyim kocam bembeyaz tenli biz e, hiç siyah gen bulundurmuyoruz siyah ten rengiyle ilgili bir genimiz yok. Yazın gittik solar yazın gittik denize girdik güneşin altına yattık kışın solaryuma girdik siz bizi hiç es beyaz tenli görmediniz hep esmer gördünüz çocuğumuz esmer mi doğar hayır Genetik olarak beyaz ten rengine sahip olduğumuz için çocuk da tabii ki beyaz ten renkli olacaktır. Mesela tenimin esmerleşmesi modifikasyona örnektir. Genin yapısı değil, işleyişi değişiyor. Ya da ben spor salonuna gidip çok kas yaparsam çocuğumda kaslı mı doğar? Tabii ki hayır gençler. Bunlar da yine çeşitliliğe sebep olur ama genetik e, olarak bir sonraki nesle tabii ki aktarılmaz diyeyim ve ilk sorumuza başlıyorum dıt dıt genotipli bir bireyle ilgili tüm genleri bağımsızken oluşturacağı gamet çeşidi, B ve C genleri bağlı olduğunda crossing over'ın gerçekleşmemesi durumunda oluşturacağı gamet çeşidi nedir diye sormuşuz. Şimdi genotipe bakıyorum. Büyük A büyük A büyük B küçük B büyük C küçük C büyük D küçük D şeklinde bir genotipi varmış. Gamet çeşidini bulurken ne yapıyorduk? Heterozigot bireyleri dikkate alıyorduk. Tüm genleri de bağımsız olduğuna göre 2 üzeri 3'ten heterozigot sayısı yani 8 çeşit gamet oluşturabilir. Sonra aşağıdaki kısma geldiğimde büyük A büyük A büyük B küçük b büyük c küçük c büyük d küçük d şeklinde bir genotip yazılımı söz konusu olmuş. Büyük ve büyük b ve büyük c genleri bağlı olduğuna göre onları bir grup olarak kabul ediyorum. Şurayı ikinci grup kabul ediyorum. Crossing over gerçekleşseydi bağlı olması benim için hiçbir şey ifade etmez de ama gerçekleşmediğine göre bağlı olanlar birlikte hareket edecekler. Heterozigot grup sayım 2'ye düştü. O yüzden 2 üzeri 2'den oluşturabileceği gamet çeşidi sayısı 4'tür gençler. Hatta şekilsel gösterimini yapayım. Hiçbir şey ifade etmez homozigotlar ama bağımsızmış. Büyük A büyük A burada. Sonra bunların büyük B'siyle büyük C'si bir bağlı olduğuna göre karşısı büyük küçük B ile küçük C de bağlı olacak. Sonra burası büyük D'ye küçük D kısmı da bağımsızmış. Crossing over yoksa bu bir gruptur. Bu da bir gruptur. 2 üzeri 2'den 4 ile hallettik işimizi. Birey kendileştirildiğinde oluşacak fenotip ve genotip çeşidi sayısı kaçtır diyor kendileştirilmek ne demek? Aslında kendisiyle bire bir aynı genotipte bireyle çaprazlanmasından bahsediyoruz. Her zaman da kural olarak ne dedik? Elmayı elmayla çaprazlayacaksın, armutu armutla çaprazlayacaksın, çift yazmaya başlıyorum. Şimdi kendileştirilmek demek aynı genotiple çaprazlanması olduğuna göre kısadan yazayım o zaman büyük A büyük A çarpı büyük A büyük A olması lazım. Büyük B küçük B çarpı büyük B küçük B olması lazım. Büyük C küçük C çarpı büyük C küçük C olması lazım. Büyük D küçük D çarpı büyük D küçük D olması lazım. Siz tabii ki gözünüzle de çaprazlayabiliyorsunuzdur. Artık çok kalıtım sorusu çöze çöze. Büyük A küçük A çaprazladığımda tabii ki büyük A büyük A çarpı büyük A büyük A yaptığımda hocam büyük A büyük A'dan başka alternatif mi var? Ne çıkacak ki? Burayı çaprazladığımda büyük B büyük B büyük B küçük B büyük B küçük B, büyük B, küçük B küçük b küçük b şeklinde olacak. Aslında yazmaya gerek yok. Bunlarda da birebir aynı oran çıkacak. Yani büyük b küçük b çarpı büyük b küçük b neyse şurası da birebir aynı oranda çıkacak. Sadece harf değişik. Hadi üşenmeyelim hızlıca yazalım. Okul yazılısında mutlaka yazın. Belki hoca oradan puan kırar gençler. Büyük d büyük d büyük d küçük d büyük d küçük d küçük d küçük d şeklinde yazılmış olması gerekiyor. Bizim neyimizi sormuş fenotip çeşidini sormuş bir de genotip çeşidini sormuş. A karakteri için sadece büyük A'ya benzeyebiliyorlar fenotip çeşidi. Bizim için bir genotip çeşidi de büyük A büyük A'dan başka bir şey çıkmadığına göre bir. Sonra ben geldim B'lere B için fenotip çeşidi yani dış görünüş çeşidi ya büyük B'ye benziyorlar ya küçük B'ye benziyorlar. O zaman bunun için ikidir Genotip çeşidine bakacak olursak büyük B, büyük B, büyük B küçük, B, küçük B, küçük B, küçük B şeklinde yani genotip çeşidi 3 oldu. C için de aynı şey geçerli ya büyük C'ye benziyorlar ya küçük C'ye. Genotip çeşidi de büyük C, büyük C, büyük C, küçük C, küçük C, küçük C şeklinde oluyor. D içinde yine birebir aynı durum geçerli. O zaman fenotip çeşidi 2 kere 2 4, 4 kere 2 8 çıkıyor gençler. Genotip çeşidi ise 3 kere 3 9, 9 kere 3 27'dir. Fenotip çeşidi 8, genotip çeşidine de 27'yi yazmış olduk. Geldim diğer bir soruma. Genotipi bilinmeyen mor çiçekli ve sarı tohumlu bezelye bitkisinin kendileştirilmesi sonucu beyaz çiçekli ve yeşil tohumlu bezelyeleri elde edilmiş. Mesela şimdi genotipi bilinmiyormuş mor çiçekliymiş. Mor çiçekli kendileştirilmiş iki tane moru kendileştirildiğinde beyaz çıkmış. Eğer mor çekinik olsaydı baskın bir şey çıkamazdı. Mesela mor küçük M ile göstersek ya da küçük A ile gösterseydik mor çekinik olsaydı iki tanesi çekiniği çaprazladığın zaman beyaz nasıl çıksın? Demek ki mor olmak baskınmış beyaz olmaya soru bize vermese de çıkartıyorum. İki tane sarıyı çiftleştirmişim kendileştirmişim yeşil çıkmış. O zaman sarı olmak baskındır neye? Yeşil olmaya gençler. Kendileştirilen bezelyelerin genotiplerini yazınız diyor ya. Mor olmak beyaz olmaya baskın olduğuna göre ben mor olmaya büyük A derim. Beyaz olmaya ne derim? Küçük A derim. Sarı olmak baskın olduğuna göre mesela sarı olmaya büyük B derim. İstediğiniz harfi kullanabilirsiniz. Harf önemli değil. İstersen büyük M, küçük M kullan. Sarı olmaya büyük B dedim. Yeşil olmak da o zaman küçük B şeklinde olsun. Kendileştirilen bezelyenin genotipini yazmak istiyorum mor olduğuna göre büyük ağası kesinlikle varmış. Bundan beyaz çıkabildiğine göre heterozigotmuş. Sonra sarı olduğuna göre kesinlikle büyük B'si var. Bundan yeşil çıkabildiğine göre küçük B'si de var. Yani baktığımızda kendileştirilen bezelye büyük A küçük A büyük B küçük B genotipine sahip harfi dediğim gibi istediğinizi verebilirsiniz. Yani öğrencim bana buraya büyük M küçük M büyük S küçük S yazsaydı da ben yine kabul ederdim. Bunu renk için vermiş. Bunu da işte tohum şek sarı e, tohumun rengi için bunu da çiçeğin rengi için vermiş derdim gençler. Biz AB üzerinden gösterdik. Neden büyük sayı küçük sayıları çok kullanmıyorum? Hızlı yazdığımız zaman birbirine karışıyor. Büyük harfi ile küçük harfi farklı yazılanları kullanmanızda fayda var işlem yaparken. Mor çiçekli sarı tohumlu bezelyenin genotipini belirlemek için çaprazlanması gereken bitkinin fenotip ve genotipini yazınız diyor. Şimdi diyelim ki benim elimde mor çiçekli bir bitki var. Sarı da tohumlu var. Yani ne böyle? Baskın özelliklere sahip olduğundan bahsediyoruz. Baskın özelliğe sahip olda, olduğunu biliyorum, ama homozigot mu, heterozigot mu bilmiyorum. Yapılması gereken çaprazlama ne? Kontrol çaprazlaması yapılmalı. Kontrol çaprazlaması yapılmalıdır. Yapılmalıdır diye not alayım. Kontrol çaprazlamasında da gidip kiminle çaprazlayacaktık? Çekinik özelliğe sahip bireyle çaprazlayacaktık. Yani küçük A, küçük A, küçük B, küçük B genotipine sahip olması lazım. Fenotipini de yazmak istersem aslında kimden bahsediyorum? Beyaz çiçekli bir bitki olmasını istiyorum. Aynı zamanda yeşil tohumda bulundurmasını istiyorum yeşil tohumlu bir bitkiyle çaprazlanması gerekiyor hesabı yapabilmemiz için. A çok allellik sorusu karşımıza çıktı. Bir karakter K1 baskındır K2'ye o da eş baskındır K3'e o da baskındır K4 özelliğine sahip dört tane allel ile kontrol ediliyormuş. Bu karaktere sahip bir popülasyonda kaç çeşit fenotip gözlenir, kaç çeşit genotip gözlenir tarzında soru sorulmuş gençler. Öncelikle olarak göstereyim sonra da pratiğini de tabii ki çat çat yapıştıracağız. Şimdi burada dört tane allelimiz varmış. Dört tane allel olduğu zaman diploid bir canlı mutlaka kaç tanesini bulundurabilir? 2 tanesini bulundurabilir. Biz bunları yazmaya başlıyorduk. Ne yapıyorduk? diyorduk ki hocam K1'e K1 olabilir. K1'e K2 olabilir. K1'in yanına K3'ü alabilir. K1'in yanına K4'ü de alabilir. Veya K2'ye K2 olabilir veya K2'ye K3 olabilir veya K2'ye K4 şeklinde olabilir. K3'e K3 olabilir. K3'e K4 olabilir. Sonra bir de K4'e K4 olabilir diye tüm genotipleri düşünebiliyorduk. Her zaman bu kadar uzun yazmamıza gerek var mı? Yok özellikle test sorusu çözerken. Ama yazılı klasik olacak ya öğretmen oluşabilecek genotipleri yazınız derse bu şekilde yazıyorsun. Hocam niye K2'ye K1 yazmadım? K1 ile K2'yi buraya yazdık ya aynı şey demek böyle yazmamın bir daha bir anlamı yok gençler biz kaç çeşit fenotip çıkabileceğini hesaplamak istediğimiz zaman birincisi K1 hepsine baskın olduğuna göre buradan hepsi K1'e baskın çıkacak. Sonra K3, K3 ile K3, K4'ü düşündüğüm zaman buradan da tabii ki kime bağlı çıkacaklar? K3'e Buraya baktığım zaman da K4'e bağlı çıkacaklar. Şurada ekstradan bir durum var. K2, K3 eş baskın olduğu için buradan K2'ye K3 gelecek. Şu ikisi ise kime benzeyecek? K2'ye benzeyecek. Fenotip çeşidi 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde çıkacak gençler. Zaten fenotip çeşidi için ne demiştik? Alel sayısı, alel sayısı artı eş baskınlık demiştik. Kısa yoldan yapmak isteseydik hemen ne diyebilirdik? 1, 2, 3, 4, 4 tane allel var. Bir tane de eş baskınlıktan gelecek. 5 çeşit fenotip gözlenir. Şuradan da açığa çıkanları zaten göstermiş oldum. Bir, bu karaktere sahip bir popülasyonda kaç çeşit genotip gözlenir? Hemen hesaplayabilirsin 4, 7, 9, 10 diyebilirsin. Ama onu kullanıyor muyduk? Kullanmıyorduk. Ne yapıyorduk? n çarpı n artı 1 bölü 2 yapıyorduk gençler. Allel sayısı ya da alleller arasındaki eş baskınlık durumu bizim için çok da önemli değildi. 4 tane allelim var ve 4 artı 5 pardon 4 artı 1 5. 4 çarpı 5 bölü 2'den de kaç çeşit genotip açığa çıktı? 10. Zaten biz açık yazdığımızda da 10 çeşit genotip açığa çıktığını hesaplayabilmiştik. Bu taraf biraz daha farklı bir soru kalıbı. Aslında normal çaprazlamadan farklı bir çaprazlama yapmayacağız ama işlemleri yapmaya başlayalım. Şimdi K1'e K2 çarpı K3'e K4 şeklinde vermiş normal çaprazlamamızdan farklı takılmıyoruz. Bunu tuttum bununla yazdım bunu bununla yazdım bunu bununla bunu da bununla yazdım şeklinde yazacağız gençler. Yazmaya kalkıyorum hemen başlıyorum. Ne olacak K1'e K3 olabilir. K1'in yanına K4 olabilir veya K2'nin yanına K3 olabilir veya K 2'nin yanına K 4 şeklinde olabilir. Baktığımız zaman fenotip çeşidi sayısını istiyor ya. Bu K1'e K3'lerin kime benzemesi lazım? Hocam K1'e benzer. K1'e K4 kime benzer? K1 baskın olduğu için K1'e benzer. K2 K3 hocam bu ayrı bir karakter. K2 K3 eş baskınlık sonucunda meydana geliyor. Buradan da benzeyecek şey K2'dir gençler. O zaman fenotip çeşidini sorarsa şunu tabii ki 1 olarak aldık. 2, 3. 3 çeşit fenotip açığa çıkmış olacaktır. Anlaşılmıştır herhalde. Hemen buradan da devam ediyorum diğer bir soruma. A0 büyük R küçük R M B0 büyük R küçük R M N X Y genotipli iki bireyin çaprazlanmasında kaç çeşit fenotip oluşur kaç çeşit genotip oluşur denilmiş. Her zaman ne yapıyoruz dedim elmayı elmayla çaprazlıyoruz armutu armutla çaprazlıyoruz dedim. Ne yapacağız şimdi A0 çarpı B0 diyeceğiz. Bunları kendi içerisinde çarptığımız zaman ne açığa çıkabilir? A, B olabilir. A, 0 olabilir. B, 0 olabilir veya 0 0 olabilir. Sonra büyük R küçük R çarpı büyük R küçük R dediğimizde de büyük R büyük R olabilir, büyük R küçük R olabilir, büyük R küçük R olabilir, küçük R küçük R olabilir. MN kan grubu kısmı da eş baskınlığa örnekti. MN çarpı MN dediğimiz zaman da ne olabilir? MM çıkabilir. MN çıkabilir. M, N çıkabilir veya N, N çıkabilir gençler. X, X çarpı X, Y yaptığımızda da hemen X, X gelebilir hocam. X, Y gelebilir hocam. X, X olabilir veya X, Y olabilir diye çaprazlamamı yan tarafa koydum. Kaç çeşit fenotip oluşur diyor. Şimdi A0, B0 karakteri bakımından AB bir fenotiptir. A fenotipi, B fenotipi, 0 fenotipi yani bu karakter bakımından 4 çeşit bir geldi. Sonra şuraya baktığımız zaman fenotiplerine ya pozitif olacaklar ya negatif olacaklar yani 2 çeşit de buradan gelecek. Buraya baktığımız zaman da MM kan grubunda, MN kan grubunda veya NN kan grubunda olabilirler. Yani 3 çeşit de buradan gelecek. Cinsiyete baktığımız zaman da ya kız olacaklar ya da erkek yani xx veya xy olacak. Fenotip olarak da 2 de buradan gelmiş olur gençler. Çarpmayı da yapacak olursak 2 kere 3 6 6 kere 2 12 12 çarpı 4 de tabii ki 48 çeşit fenotip açığa çıkabilir. Genotipe bakacak olursak AB A0B000 0, 0 yani 4 farklı genotip açığa çıktı bu tarafa genotiplere baktığımız zaman da büyük R, büyük R, büyük R, küçük R, küçük R, küçük R. Küçük R. Yani 3 çeşit genotip de buradan açığa çıktı. Şuraya baktığımızda büyük M, büyük M, büyük M, N, bir de N, N yani 3 çeşit de buradan geldi. Genotip olarak X, Y'leri de yazmak istersek 2 çeşit de buradan gelmiş olacak. Gençler hemen ikisini de yazmış olalım. 2 kere 3, 6. 6 kere 3, 18. 18 çarpı 4 de tabii ki bizim için ne çıkmış olacak? 72 olacak. 0, 0, küçük r, küçük r, büyük n, büyük n, x, x genotipli bireyin oluşma ihtimali. 0, 0'ın gelme ihtimali 1 bölü 4'tür hocam. Küçük r, küçük r'nin gelme ihtimali 1 bölü. 4'tür hocam. NN kan grubuna sahip çocuklarının olma ihtimaline baktığım zaman onun da yine 1 bölü 4 olduğunu görüyorum. XX genotipli bireyin oluşma ihtimali tabii ki 1 bölü 2'dir. 2 kişi evlendiği zaman kız çocuklarının olma ihtimali 1 bölü 2. Erkek çocuklarının olma ihtimali 1 bölü 2'dir. 4 kere 4. 16 16 çarpı 4 64 64 çarpı 2 128 1 bölü 128 diyeceğiz gençler. Dıt dıt fenotiple erkek çocuk olma olasılığı. Şimdi A kan grubuna sahip olma ihtimalini sormuş. A kan grubuna sahip olması için A 0 olması gerekiyor. 1 bölü 4'ü yapıştırdım. Pozitif olma ihtimalini sormuş. Pozitif olma ihtimali de tabii ki 3 bölü 4'tür. Büyük M kan grubuna sahip olma ihtimali ancak MM kan grubuna sahipse olabiliyor. Yani 1 bölü 4'tür. Erkek çocuğunun olma ihtimali de 1 bölü 2'dir gençler. Buradan da çaprazlamamızı yaparsak yine 1 bölü pardon 3 bölü 128 çıkıyor diyeyim. Hemen diğer bir soruma da geçiyorum. Yukarıdaki tabloda bazı bireylerin anti A, anti B, anti D ile çökelme durumları gösterilmiştir. Tablodaki bireylerin kan gruplarını yazınız. Şimdi çökelme durumlarını nasıl hesaplıyorduk gençler? Bizim antijen bulundurup bulundurmama durumumuza göre kan gruplarımız oluşuyordu. A antijeni bulunduranlara A kan grubu, B antijeni bulunduranlara B kan grubu, ikisini de bulunduranlara AB kan grubu diyorduk. Antijen geldiğinde üretilen maddelere de antikor ismi veriliyordu. Bir kişinin kanını alıp 3 damla şeklinde bir yere damlatırsak, üstüne de antikor dökersek, antikor döktüğümüzde çökelme olanda o antijen var demektir. Yani o kan grubuna sahip demektir. Tablodaki bireylerin kan gruplarını yazınız diyor. Şimdi Zeynep'e bakıyorum. Antikor A'yı döktüğüm zaman Zeynep'te çökelme meydana geldiğine göre Zeynep A kan grubuna sahip. Anti D dediği şey Rh faktörüdür. Yani Zeynep Rh pozitif Rh faktörüne de sahip bir birey. Zeynep A Rh pozitif. Ali'ye baktığım zaman hiç çökelme olmamış Ali sıfır kan grubuna sahip aynı zamanda da negatif kan grubuna sahip. Ayşe'ye baktığım zaman AB kan grubuna sahip bir de RH pozitif olduğundan bahsedebiliriz. Reşat'a baktığımız zaman B'de çökelme meydana gelmiş yani B kan grubuna sahiptir pozitifliği çökelmediğine göre demek ki Reşat B RH negatif kan grubuna sahiptir diyeceğiz gençler. Buradan da devam ediyoruz sorumuzun devamıyla. Bireylerin kanındaki antijen ve antikorları yazınız diyor. Şimdi hemen not alayım. Zeynep neydi? A pozitifti. Ali 0 negatifti. Ayşe AB pozitif kan grubuna sahipti. Reşat da B negatif kan grubuna sahipti. Al yuvarlarındaki antijen ve antikorlara bakacak olursak. Şimdi Zeynep A kan grubuna sahip olduğuna göre A antijeni var. Pozitif olduğuna göre aynı zamanda RH antijeni de bulunduruyor mutlaka. A antijenine sahip olduğuna göre tabii ki A antikorunu bulunduramaz. Çökelme olurdu bulundurduğu antikor ise B antikoru olacak. Ali sıfır kan grubuna sahip bir de Ali negatif yani Ali'de antijen yok. Ama Ali isterse A antikorunu, B antikorunu veya RH antikorunu üretebilme yeteneğine sahip. Ayşe'de hem A antijeni var hem B antijeni var hem de RH antijeni var. Ayşe'nin antikor üretme yeteneği yok. Reşat'a baktığımız zaman B antijenine sahip. O zaman Reşat A antikoru üretebilir. Aynı zamanda Rh antikorunu da üretme yeteneğine sahiptir. Zeynep ve Reşat'ın evliliğinden doğacak çocuklarda bu karakter bakımından en fazla fenotipin görülebilmesi için bu bireylerin sahip olması gereken genotipleri yazınız. Şimdi ben neyi biliyorum? Kimle kim evlenecekmiş? Zeynep'le Reşat. Zeynep'in ne olduğunu biliyorum. A olduğunu biliyorum. Yanını bilemedim pozitif olduğu için büyük R'sinin olduğunu biliyorum yanını bilemedim. Reşat'a geldim. Reşat'ın B kan grubuna sahip olduğunu biliyorum ama BB B mi B0 mı bilmiyorum. Negatif olduğu için kafadan küçük r küçük R olduğunu da biliyorum. Şimdi ben buradan en fazlayı istiyorum. Bir kere bunun ne olma ihtimali var? AA ya da A0 olma ihtimali var. Bunun da BB veya B0 olma ihtimali var. Bu tarafı AA, bu tarafı BB seçersem bunun çocukları AB olur, başka bir şey olmaz. Bu tarafı AA, bu tarafı B0 seçersem bunların AB çocukları olur. Yine bunların A0 çocukları olur. Ama ben oran en fazla çıksın istiyorum. En fazla çıkması için heterozigotluğu arttırmalıyım. Heterozigot ne kadar çok olursa e, fenotip çeşidi, genotip çeşidi, gametler o kadar çok çıkacak. O zaman ben ikisini de heterozigot kan grubuna sahip edeyim. Buna yapacak bir şeyim yok zaten küçük R küçük R'dir ama bu tarafı da büyük R büyük R seçmeyeyim. Eğer büyük R büyük R seçersem bak şimdi bunu büyük R büyük R yaparsam. Karşıda küçük R küçük R bunların çocukları anca bu kadar olur. Başka bir çeşit çıkar mı? Çıkmaz. Ama ben bunu heterozigot yaparsam karşıya zaten dokunamıyorum. Büyük R küçük R'de, küçük R küçük R'de yani çeşidi arttırırım. O yüzden heterozigot yapmaya çalışıyorum. E A0 çarpı B0 yaparsam bunların AB çocukları olur hocam. A0 olur hocam. B0 olur hocam. 00 olur. Yani 4 çeşit fenotip buradan gelir. Büyük R küçük R çarpı küçük R küçük R yaptığımda da büyük R küçük R büyük R küçük, R küçük R küçük R küçük R küçük R küçük R iki çeşit de buradan gelir. 2 çarpı 4'ten de 8 çeşit fenotip oluşabilir gençler en fazlayı istediğimiz için. Diğer bir soruma da bakıyorum. Heterozigot A RH pozitif kan gruplu bir baba ile heterozigot B0 RH negatif kan gruplu bir annenin İlk çocukları 0 Rh negatif kan gruplu bir kızdır diyor. E mantıklı zaten. Şimdi anne heterozigotmuş. Zaten ne olmak zorunda? A0 olmak zorunda. Baba da B0 kan grubuna sahip olacak. Bunların kız çocukları neymiş? sıfır kan grubuna sahipmiş. Kalanları yazmak istediğim zaman kız küçük r küçük r kan grubuna sahip olduğuna göre anne büyük R küçük R'dir. Baba da küçük R küçük R olmak zorunda. İkinci çocuklarının babanın fenotipinde bir erkek olma ihtimali nedir diyor. Biz anneyi de bulduk babayı da bulduk. Anne ile babayı şuraya bir not şeklinde alayım gençler. Anne neymiş A0 çarpı baba da B0 olduğuna göre AB olabilir. A0 olabilir. B 0 olabilir veya 0 0 olabilirmiş. Burayı yazıyorum büyük R küçük R çarpı küçük R küçük R olduğunda da ne çıkıyordu? Hocam büyük R küçük R olabilir. Büyük R küçük R olabilir. Keza küçük R küçük R küçük R küçük R şeklinde olabilir diyeceksiniz. İkinci çocukların babanın fenotipinde olması için baba neymiş? B'ymiş negatifmiş. B olabilmesi için İhtimal 1 bölü 4'tür negatif olma ihtimaline baktığımız zaman gençler onun da ne olduğunu görüyoruz 1 bölü 2 olduğunu görüyoruz negatif olma ihtimalinin erkek olma ihtimalini de işin içine kattığımızda cevabımız 1 bölü 16 şeklinde oluyor. İkinci çocuklarının anne ile arasında kan uyuşmazlığı görülme olasılığı kaçtır diyor. Hemen bakıyoruz. A RH pozitif bir baba. A babanınki A RH pozitifmiş. Bir sabahtan beri anne pozitif diye A RH pozitif diye işlem yapıyoruz. Annenin kan grubu ise B RH negatifmiş. Bakalım soruda değişen bir şey oluyor mu? Olmuyor gençler. Neden? Babanın fenotipine baktığımız zaman babanın ne olduğunu görüyoruz. A pozitif olduğunu görüyoruz. A'nın gelme ihtimali yine 1 bölü 4 oluyor. Pozitifliğin gelme ihtimali 1 bölü 2 oluyor. Erkek çocuğun olma ihtimali 1 bölü 2 oluyor. O yüzden cevapta değişen bir şey olmuyor. İkinci çocuk annenin negatif olması lazım ki kan uyuşmazlığı görülsün. Burada işler değişebiliyor. Şimdi anne küçük R küçük R genotipine sahip. Baba ise büyük R küçük R genotipine sahip. Biz bu ikisini çaprazladığımız zaman neyi bulduk aslında az önce? Büyük R küçük R, büyük R küçük R, küçük R küçük R, küçük R küçük R. R. Kan uyuşmazlığının görülmesi için çocuğun pozitif olması lazım. Bunların pozitif kan grubuna sahip çocukların olma ihtimali de yüzde %50'dir diyeceğiz. Devam ediyorum diğer bir sorumla. Renk körlüğü bakımından sağlam bir anne ile renk körlüğü bakımından sağlıklıymış. Renk körü bir babanın ilk çocukları renk körü erkek olduğuna göre. Şimdi anne sağlıklı olduğuna göre X üzeri büyük R'si olduğunu biliyorum. Ama diğer X ile ilgili fikrim yok. Anneyi yazdım. Sonra bu renk körü bir baba dediğine göre de X üzeri küçük R'ye Y şeklinde yazdım. Bunların ilk çocukları renk körü erkekmiş. Renk körü erkek çocuğun meydana gelebilmesi için Y'yi mutlaka kimden aldı? Babasından. X üzeri küçük r'yi kimden aldı? Annesinden. Annesinin de ne olduğunu öğrendik, taşıyıcı olduğunu öğrendik. Kız çocuklarının renk körü olma olasılığını sormuş. Biz ne yapacağız? Normal çaprazlamamızı yapacağız. Yani bunu bununla, bunu bununla yazacağız. Bunu bununla, bunu bununla yazacağız gençler. Çaprazlamamızı yaptığımız zaman Hemen yapayım. X üzeri büyük R'ye X üzeri küçük R çocukları olabilir veya X üzeri büyük R'ye Y çocukları olabilir veya X üzeri küçük R'ye X üzeri küçük R olabilir veya X üzeri küçük R'ye Y olabilir gençler. Kız çocuklarının renk körü olma ihtimalini sorduğu zaman kız çocuklarına bakıyorum. Bir burada var, bir burada var. Kız çocukları ya %50 ihtimalle sağlıklı olacak %50 ihtimalle renk körü olacak. O yüzden de %50 veya sorunun gidişatına göre 1 bölü 2 ihtimalle renk körü olurlar diyebiliriz. Geldim diğer bir sorumuza soy ağaçlarından biraz bahsedelim. Yandaki soy ağacında X'e bağlı çekinik özelliği gösteren bireyler koyu renkle gösterilmiştir. Buna göre Numaralandırılmış bireylerin olası genotiplerini yazınız diyor. Şimdi biz baktığımız zaman bunu ne olarak düşünebiliriz? Mesela renk körlüğü olarak düşünebiliriz. X'e bağlı çekinik bir özellik olduğuna göre şu erkek bireydir. Erkek birey olduğuna göre hemen yazıyorum. Renk körü olabilmesi için X üzeri küçük r'ye Y olması lazım. Y'yi kimden alacak? Bu taraftan alacak. Boyamadığına göre zaten sağlıklı bir erkekten bahsediyoruz. X üzeri büyük R'ye Y olacak. Sonra bu erkek çocuğu X kromozomunu annesinden aldığına göre annesi kesinlikle X üzeri küçük R'yi taşıyacak. Annesine boyamadığına göre annede X üzeri büyük R'de olacak. 1 bir numaralı bireyi kesin yazdım. X üzeri büyük R'ye X üzeri küçük R yani anne taşıyıcıdır. 2 numaralı bireyi de kesinlikle yazdım. Sağlıklı bir erkekten bahsediyoruz. 3 numaralı bireye baktığım zaman renk körü olmadığını biliyorum. Babadan zaten kafadan X üzeri büyük R gelecek. Ama anneden X üzeri büyük R mi geldi? X üzeri büyük R babadan geldi. Yanına anneden küçük R mi geldi? Bilemiyorum. 3 numaralı bireyi kesin yazamadım. X üzeri büyük R'ye X üzeri büyük R şeklinde olabilir veya X üzeri büyük R'ye X üzeri küçük R şeklinde de olabilir. 4 numaralı erkek bireye baktığımız zaman bu taranmamış, sağlıklı. Erkeği zaten sağlıklıysa kafadan yazabilirsiniz. X üzeri büyük R'ye Y olmak zorunda. Babadan Y'yi almış, anneden de sağlıklı olma genini almıştır diyeceğiz. Geldim diğer bir soy ağacı kan grubu soruma. Aşağıdaki soy ağacında bireylerin kan grubu fenotipleri gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız diyor. Bizden kimi yazabileceksek yazmamızı istiyor gençler. Hemen yazmaya çalışalım yazabildiklerimize bakalım. Şimdi burası 0 0 kan grubuna sahip büyük R'si olduğunu biliyorum yanını bilemedim. Burası A yanını bilemedim küçük R küçük R şeklinde olmak zorunda. Bunlar ikizlermiş. Bu tarafa baktım. A kan grubu yanını bilemedim. Küçük R küçük R olmak zorunda. B kan grubu yanını bilemedim. Büyük R'ye ee, yanını bilemedim şeklinde olacak yukarıya doğru çıkmak istediğim zaman sıfır zaten benim için ipucudur neden sıfırın birini buradan aldı birini buradan aldı bunun yanı b sıfır şeklinde olmak zorunda bunların küçük r küçük r çocukları olduğuna göre ne olacak küçük r'nin birini buradan birini buradan alacak zaten bunun küçük r küçük r olduğunu biliyorum şöyle de bir baktığımız zaman küçük r'nin Birini de bu taraftan almak zorunda. Bu buradan küçük R'yi mutlaka yanına alacak. E büyük R'yi kimden aldı? Buradan aldı gençler. Kalanıyla devam edecek olursam da. Şimdi bakıyorum. Bunun A kan grubuna sahip çocuğu olmuş. A kan grubuna sahip çocuğunun olabilmesi için A'nın bir taraftan gelmiş olması lazım. Anneden gelemeyeceğine göre kimden gelmiş? Babadan gelmiş. O zaman ben 2 numaralı bireyi yazabildim. 2 numaralı birey A0 büyük R küçük R. Yani pozitif bir bireyden bahsediyoruz. Sonra devam ediyorum. Bu tarafa da geçiş yapmış olayım. Bir kere şunu yazmak istersem 00 küçük R küçük R diye de yazabilirim. E mantıken 0 sıfır, sıfır olduğuna göre sıfırın birini buradan birini bu taraftan almıştır. Küçük r küçük r olduklarına göre buraya da yazmaya başlayayım. Küçük r küçük r olduğuna göre küçük r'nin birini bu taraftan aldı. E bir zahmet bu büyük r'yi nereden buldu? Bu taraftan bulamayacağına göre bu taraftan buldu. Buradan sıfırlar geleceğine göre a ile b nereden geldi? 3 numaralı birey de a b kan grubuna sahiptir. O zaman 3 numaralı birey de yazıyorum a b büyük R küçük R yani pozitif kan grubuna sahip olacak. Yukarıya doğru çıkmaya başladım. 0 0 olduğuna göre genotip ve fenotiplerine de sonradan bakalım. 0 0 olduğuna göre burası B 0 kan grubuna sahip, burası da A 0 kan grubuna sahiptir gençler. Bunların negatif çocukları olduğuna göre o zaman büyük R küçük R büyük R küçük R şeklinde olmak zorunda. Birinci bireyin genotipini de yazacak olursak A0 büyük R küçük R şeklinde yani pozitif kan grubuna sahip. Genotipini sorduğu için A0 büyük R küçük R dedik. Fenotipini soruyorsa A pozitif diye işaretleyebilirdik. Genotipini de zaten yazmış olduk diyeyim. Hemen diğer bir soy ağacı soruma da geçiyorum. Aşağıdaki soy ağacında otozomal çekinik bir özelliğin kalıtımı gösterilmiştir. Buna göre soy ağacında soru işaretiyle gösterilen bireyin bu özellik bakımından anne ve babasıyla aynı fenotipte olma ihtimalini sormuş. Şimdi baktık çekinik bir özelliğin kalıtımından bahsediyor ya küçük a küçük a olmak zorunda bunlar. Şunlar da küçük a küçük a olmak zorunda. İstersek yazabiliriz. Bunlar bu özelliği göstermediğine göre kesinlikle büyük a'yı bulunduruyorlar. Buna babasından küçük a gelecek. Buna annesinden mutlaka küçük a gelecek. O zaman bizim en başta çaprazlananlar büyük a küçük a çarpı büyük a küçük a olacak. Çaprazlamayı yaparsam da büyük a büyük a Büyük A, küçük A, büyük A, küçük A, küçük A, küçük A olur. Unutmayacağım şey mesela aynı genotipte deseydi şu ikisini alacaktım. Aynı genotipte olma ihtimali 1 bölü 2'dir diyecektim. Aynı fenotipte yani büyük A olma ihtimalini soruyor. Büyük A'yı taşıma ihtimali, büyük A gibi görünme ihtimali 3 bölü 4'tür gençler. Hemen diğer bir soruma da geçiyorum. Canlılarda olaylarından hangileri türde kalıtsal varyasyonlara neden olur? Nedenlerini birer, birer cümleyle açıklayınız diyor. Homozigot genotipli bireylerin kendileştirilmesi bir kere sebep olmaz. Homozigotmuş büyük A büyük A çarpı büyük A büyük A veya küçük A küçük A çarpı küçük A küçük A kendileştirilmek kendisiyle aynı genotipte bireyle çaprazlamak buradan küçük a küçük a buradan da büyük a büyük a gelir. Bir numaralı şey kesinlikle genetik varyasyonlara neden olmaz gençler. Solucanın kendi kendini döllemesi. Şimdi iki numaralıyı açıklayabilirim. Solucanın kendi kendini döllemesinde yine gamet oluşumu söz konusu. Gamet oluşumu olduğu için olduğu için genetik çeşitlilik vardır gençler. Şimdi üreme üremede kesinlikle genetik çeşitlilik yok. Bireyle bire birebir aynı genotipte yeni canlı meydana geliyor. Ama baktığımızda bir solucan yumurta üretti, sperm üretti. Bunlar birbirlerini dölledi. Her üretilen yumurta farklı genetik yapıda, her üretilen sperm farklı genetik yapıda olduğu için Tabii ki burada bir genetik çeşitlilik söz konusu olacaktır. Bir bireyin başka bir bireyle döllenmesi dediğimiz zaman tabii ki burada da ne olacak? Farklı yumurta, farklı yumurta ve sperm oluşumu, farklı sperm oluşumu meydana geldiği için genetik varyasyonlar meydana gelir. Heterozigot genotipli bireyin kendileştirilmesi dediğimizde de büyük A küçük A çarpı büyük A küçük A yapsak. Bak büyük A büyük A çıktı normalde olmayan bir şey. Kendisi gibi büyük A küçük A'lar çıktı küçük A küçük A'lar çıktı. Yeni genetik özellikler ortaya çıkabildiği için kalıtsal varyasyonlara neden olur gençler. Yani bir kalısal varyasyona neden olmuyor. Kalanlar tabii ki kalısal varyasyona neden oluyorlar. Geldim diğer bir soruma. Aşağıdaki soy ağacında belirli bir özelliğin kalıtımı gösterilmiştir. Buna göre anne babanın genotipinde böyle bir gen ile taşınan özellik bulunmadığı halde çocuklarda ortaya çıkmasının sebebi ne olabilir diyor. Şimdi Normal şartlarda böyle bir aileyi görseydim büyük A küçük A çarpı büyük A küçük A buradan da gayet küçük A küçük A olur derdim. Ne diyor? Anne babanın genotipinde yokmuş. Anne baba da taşınmıyormuş. Çocukta böyle bir olay meydana gelmiş. Bu olayın sebebi tabii ki mutasyon dediğimiz durumdur. Mutasyondur. Bu mutasyonda üreme ana hücrelerinde üreme ve üreme ana hücrelerinde genetik değişim genetik değişim yaşanmıştır diyebiliriz. Yaşanmıştır diyelim. Gençler böyle bir durum ancak yavruda bu özelliğin görülmesine sebebiyet verecektir. Hemen test sorumuza da bakalım. Aşağıdaki soy ağacında belli bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler taralı koyu renkli olarak verilmiştir. Hangileriyle ortaya çıkmış olabilir diyor. Y'ye bağlı çekini yazma gereksinimi bile duymuyorum. Her şey iyi hoşmuş da şu kızda nasıl görülmüş? Hadi oradan dedik. Y'ye bağlı olarak taşınıyor. Olamaz gençler. X'e bağlı çekinik taşınabilir mi? Buraya kadar zaten sorun yok. Şuradan ilerleyelim. X üzeri küçük R'ye X üzeri küçük R olsa. Burası X üzeri küçük R'ye Y olsa. Küçük R'yi buradan alsa. Buradan da alsa. Ama bu sağlıklı olduğu için büyük R'si olsa sıkıntı yok. Kız çocuğuna babasından X üzeri küçük R'ye gelse. Anne de X üzeri büyük R bulunsa. Gayet X'e bağlı çekinik taşınabiliyor. Bir de deneyelim otozomal çekinik taşınır mı? %99 tutuyor zaten. Küçük a, küçük a, küçük a, küçük a, küçük a, küçük a şeklinde olması gerekiyor bu tarafların. Küçük a'nın birini buradan alsın, birini buradan alsın. Burası büyük ağlı olsun, sıkıntı yok. Küçük a'nı buradan alsın, büyük a'yı buradan alsın. Sıkıntı var mı? Yok. Yani otozomal çekinik olarak da taşınıyor olabilir. Cevabımız 2 ve 3 şeklinde oldu diyeyim gençler. Map örnek yazılı sorusu benzerlerini de çözüyorum bitiriyorum. Aşağıda dişi ve erkek iki canlının genotipleri verilmiş. Bu iki canlının çaprazlama sonrasında F1 bölünde aşağıdaki fenotiplerin gözlenmesinin nedenlerini karşılarınıza yazınız diyor. Şimdi baktığımız zaman gençler K, L meydana gelmiş. Daha doğrusu küçük K küçük L meydana gelmiş şu taraftan sonra M meydana gelmiş. Bu M'ye de N meydana gelmiş. Normalde küçük M ile büyük N'nin bir arada olmasının imkanı yok. Bunlar birbirlerine bağlı genlermiş. Eğer böyle bir durum söz konusu oluyorsa ne olmuştur? M ve N arasında arasında crossing over dediğimiz olay meydana gelmiştir. Yoksa böyle bir gametin oluşma ihtimali yok. Bakıyorum küçük k'ya büyük l'nin oluşma ihtimali var mı? Yok. Burada da ne olmuş? Büyük k ve büyük L genleri arasında yine crossing over dediğimiz olay meydana gelmiş. Normal şartlarda baktığımda büyük K ile büyük L bir arada, küçük K ile küçük L bir arada hareket ediyor. Küçük K ile büyük L'nin gelmesi crossing over olduğu anlamına gelir. Baktığımda küçük K ile küçük L bir arada gidebilir. Küçük M küçük N bir arada gidebilir. Bu ise bağımsız bağımsız dağılıma uygun crossing over gerçekleşmese de bu olay meydana gelebiliyor. Gençler hemen son sorumuza da bir bakalım. Otozomal resesif olarak aktarılan bir hastalığı fenotipinde gösteren bireyler aşağıdaki soy ağacında taralı olarak verilmiştir. Soru işaretiyle gösterilen bireyin hasta olma olasılığını hesaplayınız diyor. Şimdi ilerlemeye kalktığımız zaman buranın ne olması lazım? Küçük a küçük a olması lazım. Buranın da küçük a küçük a olması lazım. Küçük a'nın birini buradan aldı birini buradan aldı. Yanları büyük a'lı oldu gençler. Yukarıya doğru çıkmamıza çok da gerek yok. Baktığımız zaman bu taraf küçük a küçük a buranın ne olduğunu bilmiyoruz. Burası ne olabilir? Büyük a büyük a da olabilir. Büyük a küçük a da Olabilir gençler eğer burası büyük A büyük A ise zaten hasta olma ihtimali yok küçük A'lıysa çaprazlamayı yaparsak yani büyük A küçük A çarpı küçük A küçük A çaprazlamasını yaparsak büyük A küçük A büyük A küçük, A küçük A küçük A küçük A çıkar buradan da küçük A küçük A şeklinde olur gençler yani cevabına baktığımız zaman küçük A küçük A olma ihtimalini istiyoruz yani 1/ bölü. 2'dir diyeyim. Hemen baktığımız zaman da hasta olma ihtimalini sorduğu için 1 bölü 2 ihtimalle hasta olabilir diyeceğiz. Eğer büyük A büyük A olsaydı hasta olma ihtimali yoktu. Taşıyıcı olma ihtimali vardı diyeceğiz. Buradan da diğer soruma geçiyorum. Son sorum demiştim ama sondan bir önceki sorummuş. Bir ailenin soy ağacında olması istenen özellikler aşağıda verilmiştir diyor. X'e bağlı çekinik gen ile bir karakterdir diyor. Anne babadan en az birisi bu karakter bakımından heterozigot genotiptedir. İkisi tek yumurta ikizi kız olmak üzere dört çocuklu bir aileyi göstermektedir. Hemen işaretliyorum. Bu anneymiş, bu babaymış. Bunların dört tane çocukları varmış. Bu dört çocuklardan bir tanesi bizim için neymiş? Tek yumurta ikiziymiş. Tek yumurta ikizi olması için bir yerden iki tane çıkıyordu ama ortalarını birleştiriyorsun. Çift yumurta ikizlerinde şu çizgiyi atmıyorsun. Bunlar kızmış. Sonra bunların dört çocuklu bir aileymiş. Şuradan da bir çocuk çıkartacağım. Buradan da bir tane çocuk çıkartacağım. Kız çocuklardan bir tanesiyle erkek çocuk istenilen karakteri gösterir. Kız çocuklarından bir tanesi dediği kız bu olamaz. Neden? Bunlar tek yumurta ikizi. Genetik taşınan bir özellikle ikisinde de görülmeliydi. Demek ki bunların diğer bir tane kızı var, bir tane de erkek çocukları var. Kız ve erkek çocuklarında ise bu özellikler görülüyor gençler. X'e bağlı çekinik gen ile kalıtıldığına göre mesela renk körlüğü gibi düşünebilirsin. X üzeri küçük r'ye küçük r x üzeri küçük r'ye küçük r burası da x üzeri küçük r'ye y olacak. O zaman bu küçük r'yi kimden alacak? Babası annesinden ve babasından biri bu karakteri taşısın diyordu ya. Demek ki baba gösteriyormuş. Baba x üzeri küçük r'ye y şeklinde. Anne de x üzeri büyük r'ye x üzeri küçük r şeklinde. Anne de bu özellik sadece taşıyıcı olarak var. Yani çizdiğimiz soy ağacı bu şekilde olacaktır gençler. Dediğim gibi bu bizim son sorumuzdu. Buradan hemen ödüllü soruya geçiyorum ama ödüllü soruya geçmeden önce hepinize yazılarınızda çok 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 başarılar diliyorum gençler. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.